Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, her seçimde bütün siyasi partilerin dillendirdiği, çiftçinin kullandığı mazotla ilgili düzenleme yaptıklarını ve çok önemli karar aldıklarını söyledi. Bakan Çelik, karar kapsamında çiftçinin arazide ekim çerçevesinde kullandığı mazotun %50'sini kendilerinin karşılayacağını dile getirdi. Faruk Çelik, organik gübre ile ilgili çalışmalarının olduğunu belirterek bu konuda mesafe alacaklarına inandıklarını ifade etti. Seçimlerin malzemesi olan, her seçimde bütün siyasi partilerin mazot ve çiftçi ilişkisiyle ilgili dillendirdikleri konuya da hiçbir siyasi mülahazaya fırsat bırakmayacak. Rahat bir ortam içerisinde yaptığımız bu genel köklü düzenlemelerle birlikte mazotla ilgili de çok önemli bir karar aldık. Bu karar çiftçinin kullandığı arazide ekim çerçevesinde kullandığı mazotun %50'sini biz karşılayacağız. %50'sini çiftçi karşılayacak. Yani geneli itibariyle bakacak olursak Türkiye'de 5 milyarlık mazot kullanılıyor ise bunun 2,5 milyarını devlet, 2,5 milyarını vatandaş, çiftçimiz kendisi kullanacak. Bu dekar başına her ürün için farklı. Diyelim ki buğdayda bir dekarda 25 TL'lik mazot kullanılıyor. Bunun 12,5 TL'sini biz karşılayacağız, devlet karşılayacak. 12,5 TL'sini ise çiftçimiz vermiş olacak. Dolayısıyla uzun yıllardır mazot pahalı, mazot sorunu var diye hem seçim meydanlarında hem çiftçilerle bir araya geldiğimizde yapılan bütün bu değerlendirmelere bir noktayı koymuş olduk. Artık mazot çiftçimize %50 maliyetle verilmiş olacak. Bu da köklü, önemli girdi maddelerinden biri olarak köklü bir düzenleme diye ifade edilir. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları da bir nihai olarak yapacağımız toplantılarda sonuçlandırıp acaba organik gübre kullanımı konusundaki potansiyelimiz ve imkanlarımız nelerdir? Bunları da ilgililerle netleştirdikten sonra kamuoyuyla ayrıntılı bir şekilde paylaşacağız. Ama mevcut kullanılan gübrelerle ilgili ciddi bir fiyat düşüşlerini gerçekleştirdik. Özellikle Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği bünyesindeki gübre taş %30'lar civarında gübrede KDV ile birlikte bir indirim gerçekleştirdi. Ama geneli itibariyle gübre fiyatlarında KDV ile birlikte %23'lük bir fiyat indirimi gerçekleşti. Böylece gübrede, ana girdi olan gübrede bu fiyat indirimi çiftçimizin yüzünü inşallah önümüzdeki dönem güldürecek. Çelik, Başbakan Binali Yıldırım'ın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak 5 aydır gece gündüz demeden yaptıkları çalışmaların neticesini önceki gün İzmir'de kamuoyuyla paylaştığını hatırlattı. Başbakan Yıldırım'ın paylaştıklarının bitkisel üretim ve hayvancılıkla ilgili temel konular olduğunu dile getiren Çelik, Türkiye'nin artık havza bazlı üretime geçtiğini kaydetti. Türkiye'nin üretim planlamasına geçtiğini vurgulayan Çelik, bilimsel verilere dayalı ekimin gerçekleşeceğini söyledi. Türkiye artık havza bazlı üretime geçiyor. Yani üretim planlamasına giriyor Türkiye. Keyfi, rastgele bir üretim değil, bilimsel verilere dayalı, arazinin durumuna göre, su durumuna göre, topografiye göre bir ekim gerçekleştirilir. Buradaki amacımız verimi arttırmak. Birincisi bu. İkincisi üreticilerimiz, yani çiftçilerimiz arz ve talep dengesizliğiyle karşılaşmamaları için yapacakları ekimleri bu havzalarda Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre gerçekleştirecekler. Böylece ekim sonunda hasat döneminde elde edilen ürünler elde kaldı, değer bulmuyor şeklinde şikayetleri çok minimize, çok alt düzeylere indirmiş olacağız. Dolayısıyla havza bazlı destekleme modeli aslında tek cümleyle üretim planlamasına Türkiye'nin geçişi şeklinde değerlendirmek doğrudur. 941 havza yaptık. Her ilçeye bir havza yaptık ve bu havzalarda nelerin ekilmesi gerektiğini de derledik, toparladık ve kamuoyuyla şimdi yoğun bir şekilde paylaşacağız. Bakan Çelik, Türkiye'de her geçen gün et tüketiminin arttığını, bundan dolayı da ciddi anlamda canlı hayvan sayısında artışa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu konuda da önemli kararlar aldıklarını bildirdi.